Ebe Kamil Aydemir'e sürpriz yapan 11 yaşındaki Beyza Çoban ve 9 yaşındaki Enes Çoban ebelerine çek takdim ettiler. Tanıyor musun abi? Hayatta ilk tanıştığın kişi. Erkan çok teşekkür ederim. Kadın doğum uzmanı Hıdır Dalgıç İnegöl Devlet Hastanesi'nin kadın doğum servisi Türkiye'deki en iyi servislerden bir tanesi olduğunu söyledi. Hastanemizde şu an çok güzel bir şekilde yapıldı. Doğumhane hastanenin en güzel yerlerinden bir tanesi. Türkiye'deki örnek olan yerlerden bir tanesi. Ekibimiz çok iyi. Bu İnegöl için kazanılmış en önemli değerlerden bir tanesi. Biz bunun farkındayız. Ben 12-13 yıldır buradayım. Ama böyle güzel bir ortamı bırakıp başka yere gitmeyi asla düşünmüyorum. Sağ olsun yönetici arkadaşlarımız da bize her türlü desteği veriyorlar. Şu anda hastanemiz doğumhane olarak Türkiye'nin en örnek, en iyi doğumhanesine sahip. Sezaryenle doğumun az olduğunun altını çizen Dal Kılınç, bakanlığımızın sezaryen oranının altındayız. Bakanlığın istediği oran %36 iken hastanemizde bu oran %33'e kadar indi diye konuştu. İstenen oranlarda. Yani bakanlığın bizde istediği oranları tutturuyoruz. Ve Cumhurbaşkanı da böyle bir söylemde bulunmuştu. Hocam %36 ve bakanlığın istediği bizim oranımız %33. Evet, biz yani hedeflerimizi tutturmuşuz. Oranları şu an tam hatırlamıyorum. Evet. Yani hastalarımız, yani halkımız da bunun farkında olsun. Bir ön yargı olmasını istemiyoruz. Yani buradan başka yere giderim, daha iyi hizmet alırım falan diye düşünmesinler. Burada gereken en iyi şekilde yapılıyor. 2014 yılında 2464 bebeğin dünyaya geldiğini bildiren Dal Kılıç, 2015 yılında ise şu güne kadar 740 bebeğin dünyaya geldiğini bildirdi. Hastalarımız biraz daha destek bekliyoruz ama eksik de diyemeyiz. Yani biraz ihtiyacımız var. Onlar da arkadaşlar şu an tamamlamaya çalışıyorlar. 740. bebek. Ama bizim için yetişmiş personel çok önemli. Evet, 740. bebek. Haberi yazana kadar. Donanım olarak da donanım yeterli. Son teknoloji.